Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte uzaylıların inşa ettiği düşünülen 5 yapıya bakacağız. Kuşkusuz ilk yerimiz Mısır piramitleri. Durumun vahameti şu arkadaşlar, piramitlerin yapımında kullanılan taşların her biri 2 ton ve üstü ağırlığında. Ayrıca bunlar kesilmiş ve üst üste yerleştirilmiş durumda. Şimdi o dönemin teknolojisini düşünecek olursak ki 4500 yıl öncesinden bahsediyoruz. Çok imkanlı görünmüyor. Bırakın o dönemi, günümüzde bile bu tarz bir yapıyı inşa etmek için çok fazla vincin kullanılması ve çok fazla insanın çalışması gerekiyor. Astronomik bir anlamı da olan bu yapıların Orion takım yıldızındaki yıldızlarla aynı hizaya denk düştüğü de hesaplanmış durumda. Öncelikle bir, piramitlerin üstünden geçen meridyen dünyadaki kara ve su hayatını ortadan tam ikiye bölmektedir. 2. Piramitler dünyanın ağırlık merkezinin tam ortasında bulunur. 3. Yüksekliği olan 164 metreyi 1 milyarla çarparsanız dünya ile güneş arasındaki mesafeyi bulursunuz. 4. Ki bunu karışık söyleyeceğim arkadaşlar, piramitlerin içerisinde sonar vesaire ses kayıt cihazı gibi aletler kesinlikle çalışmamaktadır. Ayrıca bir piramitin içerisine bir bardak kirli su koyarsanız bir süre sonra o suyun kendi kendine arıtılır ...yarıttığını fark edeceksiniz. Keops adlı piramitin her bir taşı tam 12 ton ağırlığında ve toplamda 2,5 milyon adet kayadan oluşmaktadır. Şimdi her gün günde 10 tane taşı üst üste koysalar yapımı tam 664 yıl sürüyor. Peki bu karmaşanın içine kim çıkar? Belki biz çıkarız, gelin yorumlarda tartışalım. Artık şu bilgisayar oyunlarının da meşhur ettiği Stonehenge'e doğru geçebiliriz. Stonehenge yaklaşık 50 ton ağırlığa sahip devasa bir taş çemberinin adıdır arkadaşlar. Bu yapı yapılan testler sonucunda anlaşılıyor ki tam olarak 4500 yıl önce inşa edilmiş. Çok kalabalık bir grup tarafından da yine o dönemde böyle çeşitli ayinler için, tabii biz şimdi şu an kestiremiyoruz o ayinleri, kullanıldığı söyleniyor. Yapımında kullanılan taşlar ise 2 ton ila 45 ton arasında değişiyor. Zaten dananın kuyruğu da biraz burada kopuyor arkadaşlar. Stonehenge'in dış çemberindeki taşlar yaklaşık 2 tonluk olanların bir benzeri, yapının 30 kilometre ötesinde tespit edilebiliyor. Peki tamam, bu aklınıza yatabilir. İnsanlar bunu 30 kilometre taşımış olabilirler. Zaten soru da burada başlıyor. Bu taşlar oraya nasıl taşındı? Zamanında binlerce insanın yaşadığı bilinen fakat o insanların orayı neden terk ettiği bilinmeyen yapımıza gelelim. Teotihuacan. Şimdi ilginç bir durum daha anlatacağım size arkadaşlar. Az önce size Mısır piramitlerini anlatmıştım. Mısır piramitleri Kahire'deydi. Şimdi Teotihuacan'a geldik. Bu da Kuzey Amerika, Meksika bölgesine yer alıyor. Yani bunların arasında neredeyse birkaç tane kıta var. Ancak her iki yapı da aynı takım yıldızının, yani Orion takım yıldızının dünyadaki yansımasına denk geliyor. Yapının taban genişliği 225 metre, eni 222 metre, boyu ise tam olarak 63 metredir. En büyük sırrı ise daha önce de söylediğim gibi birincisi Mısır piramitlerle aynı enlemde bulunması, ikincisi aynı takım yıldızı işaret etmesi. Tabii de şu da var, insanların neden burayı terk ettikleri bilinmiyor ve bölgenin en büyük gizemi de bu. Hazır Meksika bölgesine gitmişken bir de şu İnka Kalesi harabelerine bakalım. Şimdiki konuğumuz Sasha Yuaman. Arkadaşlar yine telaffuzda bir sürçülisan olduysa kusura bakmayın diyorum ve hemen konumuza geçiyorum. Bu yapının en önemli özelliği arkadaşlar, yapımında kullanılan taşların birçok sistematik kesilmiş olması. İkincisi adeta bir yapbozu andırırcasına iç içe geçer bir yapıda ortaya çıkmaları. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, günümüzde bile bu taşlar arasında herhangi bir kağıt parçasını sıkıştırmanız imkansızdır. Bu yapının gizemi de şuradan geliyor. Günümüzde hesapladığımızda o dönemde bu yapıyı inşa etmek için yaklaşık 30 bin kişinin çalıştığı tahmin ediliyor. Ayrıca taşları üst üste koyarken birbirine sağlamlaştırmak için arada herhangi bir katkı maddesi kullanılmıyor. Yani kireç olur, harç olur, alçı olur, herhangi bir şey kullanılmıyor. Dönemin bulguları ve günümüz teknolojisi birleştirildiğinde yapının 1000 yaşında olduğu ve her bir kaya parçasında 360 ton olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bu kayalarda 20 mil taşınmışlar. Bu nasıl olmuş? Yine soru işareti. Tabii hemen şunu ekliyorum, yakın tarihli arkeolojik çalışmaları hesaba kattığımız zaman bu taşların çeşitli halatlar ve tekerlekli yapılar sayesinde taşındığı ortaya çıkıyor. Çünkü bunların izlerini buluyorlar. Ama bence hala pek mümkün görünmüyor. Siz de bir düşünün bakalım. Şimdi gelelim uzaylılar acaba ressam mı sorusunu soracağınız bir örneğe, Nazca çizgileri. Güney Peru'da yer alan Nazca Çölü'nün üzerine çizilmiş bir takım geometrik şekiller, hayvan figürleri falanlar filanlardan bahsediyoruz. Tabii Nazca Çölü'ne gidip böyle yere baktığınız zaman onları göremiyorsunuz. Yerden yaklaşık 1,5-2 kilometre havaya doğru kalkarsanız bu şekillerin çok net görüntülerini görebilirsiniz. Nazca çizgileri insanlık tarafından 1926 yılında keşfedilmiştir. Ama rivayetlere göre artık İnkaların bile yaşadığı dönemlerden daha eski zamanlarda ortaya çıkmıştır.
Tepeden baktığınız zaman bu çizgilerin tam olarak 300 tane geometrik şekil ve yaklaşık 70 tane de hayvan, ne bileyim sinek, kuşu, ıvır zıvır gibi hayvanları tasvir ettiğini görebilirsiniz. Peki bunları uzaylılar mı yaptı? Hayır arkadaşlar, en azından bunun cevabını verebiliyoruz. Bunların adı jeoglif denilen şekiller. Nazca çölündeki şekillerin üzerine doğru çıktığınız zaman 80 kilometrelik bir alana kadar yayıldığını görürsünüz. Ve bir biçimde doğanın kendi kendine tesadüfi anlamda o tarz çizimleri yapamayacağını düşünürsünüz ama yapabilir. Böylece bu içeriğimizin sonuna geldik arkadaşlar. Benim sizlere bir sorum var. Sizce bunları gerçekten uzaylılar mı yaptı? Yoksa insanoğlu isterse ve yeteri kadar kalabalıksa bu yapıları inşa edebilir miydi? Hemen şurada anketimiz var. Oraya sorunuzun cevabını verip yorum bölümünden görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve konu dışı da olsa, aklınıza gelen bir şey olursa yorum bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Her iki yanımda durmakta olan videolara tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir veya şuradan da kanalımıza tık diye abone olabilirsiniz.